Ya cinsel şiddetten 42 yıl ceza verildi hapis cezası 42 yıl 6 ay kışlasında görev yapan 11 askere cinsel şiddet uyguladığı iddia ediliyor ve tutuklu olarak yargılanıyordu. Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'a 42 yıl 6 ay ceza verildi. Bir, iki, 11 asker kışlada cinsel şiddete uğradı. Fail Albay Fahri Can Çağlar son duruşmaya kadar yalanladı. Karar duruşması görüldü. Albaya çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verildi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar... ...11 askere cinsel şiddet uyguladı. 2022 yılında tutuklandı. Hemen ardından habere erişim engeli getirildi. Tutuklu albay 2 yıl boyunca yargılandı. Sakarya 7. Komando Tugay'ında görev yapan iki yedek assubay ve 9 er... Albay hakkında suç duyurusunda bulundu. 7 Ekim 2022'de tutuklanan Çağlar hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Karar duruşmasında fail Albay Çağlar hakkında zincirleme şekilde cinsel sarkıntılık, cinsel sarkıntılığa teşebbüs, cinsel saldırı ve zincirleme şekilde cinsel saldırı suçlarından toplam 42 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi altında açlığa yatacaklar. Evet, özelleştirmeye karşılar. Bunun içinde yerin 350 metre altında 500 madenci öfkeli seslerini duyurmak istiyorlar. Eğer daha fazla duyuramazlarsa, duyuramadıklarını düşünürlerse yarından itibaren açlık grevine başlayacaklar. Yerin altında açlığa yatacaklar. Çayır Andirenişinde üçüncü gün, İşçiler üç gündür yerin altında nöbetlerini, direnişlerini sürdürüyorlar, varlık satışına karşı çıkıyorlar. Eğer bugün de bir sonuç alınamazsa işçilerin bir sonraki planı açlık grevi. Hala yetkilere bir cevap alamadık. Yani bunun akabinde bu şekilde eyleme devam edeceğiz. Bir sonuç alamazsak. Aşkirevine döneceğiz Son 500 için. maden emekçisi özelleştirmeye hayır eylemini yerin 300 metre altında 3. günde sürdürdü. Seslerini duyurmaya çalıştı. 500'ün üzerinde işçi, yerin altında, yerin üstünde ise arkadaşları direniyor. Tek bir amaçları var. Hak kaybına uğramamaları ve yıllardır ekmek yedikleri maden tesislerinde ...varlık satışının gerçekleşmemesi. Burada üretim, üst düzeyde üretim yapılıyor. Elektrik üretiliyor, kömür üretiliyor. Yani burada şirketle ilgili hiçbir sorun yok. Biz buranın özelleşmesini istemiyoruz. Burada herkes kazanıyor. Şirket kazanıyor, devlet kazanıyor, işçi kazanıyor, bölge kazanıyor. Biz şirketten memnunuz yani. Onun için gitmesini istemiyoruz. Buranın özelleşmesi demek halkımızın daha pahalıya elektrik tüketmesi, daha ağır faturalar ödemesi demek. Özelleştirmeye karşıyız, varlık satışına karşıyız. Kömür işletmelerinde devam etmek istiyoruz. 20 yıllık özel sektör işletmesinden sonra 4 yıldır devlette Ankara'nın Allıhan'da olan Çayıran Termik Santrali ancak maden sahası hükümet tarafından özelleştirilmek isteniyor. 4 Aralık'ta son teklifler alınacak. İhale sözleşmesinde ise işçi haklarına ilişkin madde yer almıyor. Kaldıkları lojmanlardan da 4 ay içinde çıkartılacakları belirtiliyor. Hem evsiz hem de işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan madenciler, varlık satışı ve özelleştirme kararı değişmezse, şartnameye hak kayıplarını önleyecek bir madde eklenmezse, açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Hükümettense henüz işçileri rahatlatacak bir adım atılmadı. biz özel şirketten çok mağdurduk. Ama KİA'ş geldiği zaman şimdi biz çok memnunuz. biz kiaşa çalışmak istiyoruz. Devam, tamam, sonuna kadar devam. Lojman gibi teminat istiyoruz. Devlet gözünde lojmana verilen teminatı işçiye de istiyoruz.